Gün sonunda Taner Ulutaş, taşınmaz mal komisyonuna maddi kaynak aktarılması amacıyla yeni bir yasanın hazırlandığını, buna göre malların tazminatı için şu anki Rumalı kullanıcılardan şerefiye vergisi adında vergi alınması konusunu şu sözler değerlendirdi. Hazırlanan bir şerefiye yasası. Şimdi sizin bir malınız var. Satın aldınız. Rum malıdır. Ancak bedelini ödediniz ve bir ev sahibi yaptınız, oldunuz. Sahibi oldunuz. Rum malıdır ama. Mal tazmin komisyonuna başvuru yaptı Rum ve dedi ki ben malımı isterim. Tabii 6330 Rum müracaat etti bugüne kadar. Bunların 1020'si sonuçlandı. Diğerleri daha durur. Yani 5000 kusur falan muallakta. Bunlar için de 5 milyar İngiliz sterlini, poundu ayrıldı. Ancak tabii bunlara ayrılırken mal tazmin komisyonuna para aktarımı için bu şerefiye yasası çıktı ki para bakımından destek verilsin. Gün sonundan Ümit Bahşi de Türkiye kökenli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından şerefiye vergisini ödeyeceğine ilişkin bir ibare kovulduğunu anımsattı. Bu sistemde bu çok tartışıldı. Bazı gazeteci arkadaşlarla da tartıştığımız bu konuyu. TC kökenli buraya gelip Akadece vatandaşı olanların Türkiye Büyükelçiliği ben kendi vatandaşımı ki öderim diye bir ibare koyduğu değişmezse. Başka bir de deniz kenarında satıp şimdi şu anda yurt dışına gidenler var, İngiltere'ye gidenler var, oraya gidenler var. Bitti onlar. Canlı yayına katılan vatandaşlar konu ilişkin görüşlerini kanaati aracılığıyla aktardı. Bu mallar oğlumundur. Hayır. Bizim kimseye güvendiğimiz yok. Mal tazmin komisyonuna başvurursa Rum da bedelini ödeyecekler kendine. Artık onun olmaktan çıkar. Biz kendi posamıza güveniyoruz. Ben doğdum doğalı geldim geleli 74'te burayı bir yaşındayım. Bankalarla oynamadığım namba da yoktu. Yani ki bundan sonra gene ben malımı ipote edeceğim, ben uğruma da ödeyeceğim. Maledi Besanez, Lefkoşa mezarlığında ödeyeceğim. Taner Bey, buyur Ali. Ümit Bey'in yanındayım, doğrudur. Ne? Ümit Bey'in, şimdi bakın, bu bir gerçek. Ali Bey, bende liste var, 1192 kişi oradaki malını sattı İngiltere üzerinden ve milyon isterlerini aldı. Ben hepsinin ismini biliyorum. Devlet, bak. Biliyorum hepsinin isimlerini. Bak, ben de karşıyım ona. Benim karşı olmam. Aynı şekilde Sadrazamköy'deki mallarını da satıp gittiler Türkiye'ye. Ödeyecekler. Taner Bey, tartışmanın şeyi yoktur ya. Nerede bu siyasiler, nerede bu hükümetler? Ben onu söylerim. Boştur. Yoksa ben de karşıyım. Boştur. Gelecek Londra'dan gelecek o tarafa satacak malı. Bir de bu yanda eşdeğer birim var. Mal alacağım. Malı da buradan alacağım. Onda da satacak. Bay Vursum. Sizin hiç bilmediğiniz şeyler var ortada. Hiç bilmediğiniz. Rumlar orada ve Türkler burada. Kimin ne aldı, ne sattı, ne yaptı hepsi ikisi iş birliği halinde bilirler bunları.